Bütün yaşam her an seninle konuşuyor. Peki sen yanıt veriyor musun? Son zamanlarda en çok aldığım sorulardan biri. Tekrarlayan rakamlar görmek ne anlama gelir? Bu rakamların bir anlamı var mı? 2 2 2 3 3 3 4 4 4 22 22. <laughs> evet bunların bir anlamı olabilir. Ama bunların bir anlamı var mı veya anlamı nedir sorusunu bana veya bir başka diğerlerinden daha spiritel bulduğunuz, daha ruhani veya bir şeyler biliyor olarak gördüğünüz kişilere sormadan nasıl kendiniz bulabilirsiniz onu anlatmak istiyorum biraz çünkü bulabilirsiniz bunların ne anlama geldiğini çok rahatlıkla. Bunun için ne yapmanız gerektiğini anlatacağım bu videoda. o düşündüğünüz kişi sizi çat diye aradı. Aa çok büyük tesadüf diye bir şey var mı sizce? Yoksa enerjinizle olayları büktüğünüzü mü fark etmeye başladınız? Normal şartlarda dışımızda olan her şey içimizde olan bir şeye denk geliyor. Yani etrafınızdaki eşyalardan tutun da insanlarla yaşadığınız diyaloglara, marketten aldığınız bir şeyin markasının isminden tutun da oturduğunuz kafede çalan müziğe kadar şimdi senin içsel haline dair dışarıdan sürekli sana bir yansıtma geliyor. İçeride ne varsa bir tenis maçı gibi dışarıdan da onu geri alıyorsun. Fakat biz içeriyle dışarı arasındaki ilişkiden bir haber olduğumuzda kafamızın içi veya benim iç alanım diye bir yer var. Orada bir şeyler yaşanıyor ve dışarıda hayat diye bir şey var. Orada da bir şeyler yaşanıyor. Zannında olduğumuz vakit odağımız hep bu şekilde ayrışmış bir halde oluyor. Ayrım bilincinde oluyorsun. Yani içeriyle dışarının birliğinden habersizsin. Bu yüzden Evrenin dilini henüz konuşmaya başlayamıyorsun. Senin dikkatin o kadar zihnindeki, zihnindeki o çorba gibi düşünceler, projeksiyonlar, dünü düşünüyorsun, bir sonraki günü düşünüyorsun. O yüzden anın içerisinde mevcut olup hayatın sana attığı topları görüp fark edemez bir halde oluyorsun. Bu nasıl bir hal? Bu bilinçsiz bir hal düşük bilinçte bir hal çünkü ayık değilsin. Anda değilsin. A'nın içerisinde değilsin. A'nın içerisinde olabilsen, mevcut olabilsen, geçmişe geleceğe sürekli seken o halden ve o zihin kaosundan arınmış olabilsen, yaşamın sürekli bir muhabbet olduğunu zaten fark ediyor olacaksın. Karşına çıkan her şeyin senle konuştuğunu zaten fark ediyor olacaksın. Bunları fark edemediğimiz yerde yaşarken, uykuda yaşarken bilinçle bilinçaltı, geçmişle gelecek, içeriyle dışarı bunları hep ayrıştırdığımız o haldeyken gerçeklikteki yaratımımızı ve rolümüzü fark etmediğimiz haldeyken biz hayatın bizle konuşma çabasına zaten şahit olamıyoruz. Görmüyorsun. Zaten o tabela hep önüne çıkıyordu görmemişsin. Zaten o rakamlar hep orada vardı. Sana denk gelmiyordu. Şimdi sen bilinçsiz bir şekilde otomatik pilotta yaptığın yaratımlarla bağlantını zayıflatmaya başladığın zaman, yani bu ne demek? Zihnini görmeye başladığın zaman, zihnin ürettiği düşünceler, zihnin yaptığı gürültü senin ayrımında olmadığın, farkında olmadığın alanların yaptığı gürültü. Yani bilinçli ve niyetli bir şekilde dışarıya, içeriden yaratım koymadığın zaman onlar bilinçsiz bir şekilde konuluyor. Fabrika gibi yani burada sürekli üretiliyor. Sen dışarı ne koyduğunu bilmiyorsun. Bin tane şey koyuyorsun. Bin tane şeyin yanıtı geliyor diyorsun ki dışarısı kaotik bir yer ya. Dünya saçma sapan karışık bir yer. Ne zaman değişecek? Hani değişse de gitsem falan diyorsun. Ama o senin içinin karmaşıklığı. Şimdi sen içsel karmaşanı yönetebilmeye başladığın zaman, meditasyon yaptığın zaman, günlük yazdığın zaman, içinde ne olup bittiğini ayırt edebilecek kadar ayık olduğunda her an orada ne yaşandığıyla bağlantıda olduğunda dışarıda da anda gelen şeyin neye cevaben geldiğini neyin yaratımı olduğunu görebilmeye başlıyorsun veya kendi bilinçsiz, unconscious paternlerini bilince getirebildiğin zaman Hayatına çektiğin şeylerin kalitesini, yönetimini eline almaya başlıyorsun. Öbür türlü onların yönetimi senin bilinçsiz alanlarında. Yani şöyle düşün, bir şirketin var. Sen bu şirketin sahibisin, patronusun ve bunu işletmeci tuttun, genel müdür koydun, mühendis koydun, bir şeyler. Onlar çalışıyor, tamam mı? Ve Sürekli bir iş üretiyorlar ama sen bu işten memnun değilsin. Anlamıyorsun da ortaya bir şey çıkıyor ama karman karışık yani ne yaptınız diyorsun. Biri bir şey anlatıyor öbürü bir şey anlatıyor. Herhalde yapıyorlar bir şeyler falan diyorsun ama memnun değilsin hiçbir zaman. Sen işin içerisine girip her alanda her kalemde ne yapıldığını öğrenip onların hepsinin kontrolünü eline almazsan çıktığı değiştiremezsin çıktının olmasını istediğin şekil için genel müdüre gidip dersin ki bunu böyle yapmanı istiyorum veya bunu bu çıktığı yaratacak şekilde yap. Buna göre düzenli. Yapmıyorsa alırsın, kovarsın, başkasının yerine koyarsın. Muhasebeciye gidip dersin ki bunun böyle olması lazım, bu çıktığı istiyorum. Ama sen ipleri vermişsin, dışarıdan izliyorsun ve içeride ne olduğunu bilmiyorsun. Kara bir kutu. İşte bizim bilinç dışımız, bilinçsiz alanlarımız Böyle bir kara kutu oluyor. Ama meditasyonunu yaptığında iç alanına düzenli bir şekilde ışık tuttuğun, o iç alanın düzenli bir şekilde tozlarını aldığın, gerekli dönüşümleri orada yaptığın bir alana geçtiğin zaman o fabrikanın neyi yaptığını, o şirketin ne ürettiğini çok iyi bilmeye başlıyorsun. O yüzden bu ürettiği şey harika bir esere dönüşse de şaşırmıyorsun. Göklerden bir sihirli değnek inmiş gibi olmuyor. Orada bir hata varsa da ahlanıp vahlanmıyorsun. Neyi düzeltebilirim diye düşünmeye başlıyorsun. Bu seviyede sisleri, pusları, kaosları, kara kutuları temizleyip açmaya başladığımız zaman hayatın bize anlatmaya çalıştığı şeyleri de görür oluyoruz. O kadar perde varken, o kadar her şey bir kara kutuyken seninle kurulan diyaloğu dinleyebilme şansın zaten yok. Sana aktarılanları görebilme, dinleyebilme, mesajları alabilme şansın yok. Sadece hayatı öyle akan bir yer, karşına çıkan insanları, rastgele insanlar, tesadüfler, gittiğin yerdeki karşılaşmaları şans zannetmeye devam edeceksin. Ama sen içerideki fabrikayı tanırsan, dışarıda her şeyin tam olarak neye denk geldiği için orada olduğunu biliyor olacaksın. Sen bunu monologtan diyalog haline çevirmeye başladığın vakit, yani kendi içini bilmeye başladığın vakit eş zamanlılıklar dediğimiz şey başlar. Tam birini düşünürken veya bir düşünceyi düşünürken belli tekrarlayan rakamlar görürsün. Tam için sıkışıktır. Keşke bu sıkışıklığı neden yaşadığıma bir yanıt olsa dersin ve tak diye bir kelime görürsün. Karşındaki kitaplıktaki kitabın başlığını görürsün. Dükkanın tabelasını görürsün. Dinlediğin şarkının ilk sözü bir şekilde açılır gibi. Bu diyaloğu ne kadar bilinçli kurabilirsek bu o kadar ayan beyan bir diyaloğa dönüşüyor. O yüzden artık böyle şaşırıp şoklar geçirip nasıl 777 görürüm falan değil. Okey hani zaten her an görüldüğüm, konuşulduğum, zaten her an diyalog içerisinde olduğum bir ortamdayım yani ve bu da bunun yanıtı dediğim bir hale geliyorsun. Normali bu yani zaten. Biz bu muhabbet halini maskelediğimiz bloke ettiğimiz bir yerden yaşıyorduk ve kutlayalım bunu şükürler olsun yani. Şükürler olsun. Bunu nasıl daha fazla kullanabilirim? Gitgide nasıl daha fazla iletişim kurabilirim hayatla? Her ağzımdan çıkan sözcüğü, her havaya bıraktığım soruyu öyle bir bilinçle, öyle bir tam şu anki ihtiyacıma, isteğime cevap olabilecek halde kurgulayayım ki ona göre gelsin. Ve geliyor da. Ve bunlar gitgide gitgide artıyor. Buna ne diyoruz? Hizalanma. Hizalanmayı şuna diyoruz. Hayat bir atıyor tenis topunu. Hop toplar sahana düştü kaldı. Niye sen öyle bir top geldiğini görmedin? Geri karşılık veremedin. Ama sen bunu bir maça dönüştürdün. Atıyorsun, vuruyorsun, atıyorsun, vuruyorsun. Sen bunu ne kadar noktasal ne kadar dakik bir şekilde yaparsan o top o kadar hızlanacak. O topa o kadar tam yerinde karşılıklar verebilmeye başlayacaksın. Buna hizalanma diyoruz işte. Sana hayattan, yaşamdan bir mesaj geldi, o mesajı aldın, kabul ettin. O mesaja uygun bir yanıt veriyorsun. Bir davranışını değiştirerek, bir kararı farklı vererek veya rastgele kurduğun cümleleri kurmayı bırakarak veya her şeyle dalga geçmeyi şakasını yapmayı bırakarak. Veya bir kişiyi arama hissi geldi. Evet ya bu his bana rastgele bir yerden geliyor olamaz ben bunu arayayım diyerek. Hop oradan sana bir cevap geliyor. 6 aydır 1 yıldır konuşmamışsın bir arıyorsun. Hiç beklemediğin bir insandan sana takır takır bir kanallık iniyor. Sanki o an kafandaki bütün soruları duymuş gibi. İşte bu yönlendirmeleri genelde bize... Ya rehberlerimiz, ruhsal rehberlerimiz ya yüksek benliğimiz yapıyor. Yüksek benlik senin bu yaşam planını tepeden bir bakışla bilen, senin bu yaşam planında aldığın her kararın sonucunda yaşadığın gerçeklik çatallanmalarının her birinde neler olup bittiğinin farkında olan bir üst bilinç. Senin olmuş olabilecek tüm versiyonlarının bir arada olduğu bütün enerji alanının ismi yüksek benlik. O yüzden seni yolunla, darmanla, hayat amacınla bu yaşamda gerçekleştirebileceğin en yüksek potansiyelle nasıl hizalanacağını bilen bir bilinç, yüksek benlik. Ama sen bilinçsiz yaratımlar yaptığın sürece yüksek benliğine dönüşemiyorsun. O kara kutuyu bilip tüm yaratımının kontrolünü eline aldıkça yüksek benliğine dönüşebiliyorsun. Ve sen parça parça o kontrolü eline alıyor olsan bile artık bu iletişim sağlanmaya başlıyor ve yüksek benliğin seni, senin en büyük hayrına olan yerlere, insanlara, davranışlara yöneltmeye başlıyor. Bunu da en çok nasıl yapıyor? Sezgiler cinsinden yapıyor. Tam gideceksin bir yere, tam bir adım atacaksın, içine böyle bir yapmasam mı ya gibi hisler geliyor mesela değil mi? Şimdi biz bunları ne kadar takip edersek o sezgi dediğimiz aslında sesi kısık olan, ince olan, çok alttan alta çalışan şeyin rengini, dokusunu çok daha rahat takip edebilmeye başlıyoruz. Biz rahat takip edebildikçe o kanal açılıyor ve o ses zaten daha yüksek oluyor. Daha böyle içinde bağırıyor. Neyi neyi yapmalıyım, neyi yapmamalıyım? Şu anda bana verilen mesaj ne? Şu anda bana anlatılan ne? Bayağı ilkokul çocuğuna anlatılırcasına cümle cümle gelmeye başlayabiliyor bu mesajlar. Karşına bir insan oturuyor sana gözünün içine bakarak çatır çatır söylüyor duyman gerekeni. Kitabın bir sayfasını açıyorsun cümle 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 yazıyor. Böyle de gelebiliyor rehberlikler ama buna güvenmek, buna teslim olmak ve eminliğe geçtikçe bu olabiliyor. Neden eş zamanlılık diyoruz? Çünkü zaman çizgileri, timeline'lar birleşmeye başlıyor. Senin yüksek benliğinin zaman algısıyla yani senin bütün paralel versiyonlarının zaman algısıyla senin şu anki zaman çizgin birleşmeye başladığı için. Bizim o kuantum alanda göremediğimiz patikalar birbirinin üstüne denk düşmeye başladığı için sen o işaretleri görmeye başlıyorsun. 2-2-2-3-3-3 ve zaten olay o patikadan yürümek. O en teslimiyette olduğun en eforsuz akış patikası orası. Akışta olmak orası. Akışta olmak eylemsizlik, aksiyonsuzluk, bırakmışlık değil. Akış bu diyaloğu takip ederek aksiyonlarını alabilme noktasına gelebilmek. Bilinçli diyaloğa geçebilmek. Evrenin hayatın bütünüyle kendi yüksek benliğinle, kendi üst bilincinle zaten bunu %100 gerçekleştirebildiğinde her an karşına gelen şeyin dramasına kapılmaktansa olayın içine girmektense sembolizmasını alıp sana mesajını alıp bir sonraki adımını, bir sonraki tavrını, duygunu, düşünceni buna göre şekillendiriyorsun ve sen bir sonraki şekillendirmeyi yaptığında bir kez daha realiteyi bükmüş oluyorsun. Bükülen realitenin içerisinde yeni bir sembolizm, yeni bir akış, oradan gelen bilgilerle tekrar bükmek derken sen her adımda aslında yüksek benliğine dönüşüyorsun. Yani evet yüksek benliğine dönüştürecek şeyler seni, evet bir sonraki aşamaya taşıyacak şeyler, hayatın bunu dediği yerler bize, eş zamanlılıklar, Synchronicity. senkron olması, senin bilincinle yüksek benliğin, bilincin. Tik, tak, tik, tak. Ritimdesin, evet. O ritimden koptuğunda, uzaklaştığında zaten her şey zihin karmaşasına dönüşüyor. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, şöyle mi olsa, böyle mi olsa? Bu soruların muhatabı zihin değil. Ama sen o kadar uzaklaşmışsın ki o senkron olma halinden o akıştan, o teslim edebileceğin kendini en eforsuz patikadan o kadar uzaksın ki soruyorsun sürekli. <laughs> Onu sormayabileceğin bir yer var. O yerle hizalanıyoruz işte. O yerle anahtar kilit gibi böyle tık tık uyumlandığın zaman sana dışarıdan mesajlar geliyor. İşte 2 iki, ikiler, üç üçler, beş beşler bunlar. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor sorusunun cevabını şu şekilde verebilirsin. Ben hayata hangi soruyu sormuştum? Ben bu rakamları gördüğümde aklımdan ne geçiyordu? Ben hangi olayı yaşadıktan sonra 777 gördüm? Ben hangi eylemde bulunduktan sonra veya hangi eylemi yapmayı düşünürken 555 gördüm? Kiminle şu anda bir durum yaşıyorum? Hangi konuyla ilgili sınanıyorum? ve destek, yardım isteklerimizi, dualarımızı ne kadar nokta atışı odaklı yaparsak, ne kadar günlük rutinde tutarsak, ne kadar günlerimizi sorularla, şükürlerle, niyetlerle açarsak, yine aynı şekilde sorularla, niyetlerle, şükürlerle kapatırsak, neyin neye cevaben geldiğini görmemiz kolaylaşıyor. Bu yüzden o kara kutulara gitmemiz, oradaki öğretiyle bu yanıtları kendimiz görebilen olmaya başlamamız önemli. 22-22'nin ne olduğu değil çok önemli olan. Kendi yüksek benliğinle iletişimi, kendinin hayatla, evrenle olan iletişimini en iyi bilecek olan sensin ve bu iletişimi bir heykeltıraş gibi şekillendirecek olan da sensin. Bu yüzden meditatif pratikleri arttırmanı, kendinle muhabbetini, kendinle iletişimini en iyi ve en yüce şekilde maksimum düzeye taşımanı diliyorum senin için. Dilerim bu video ruhsal yolculuğunda sana katkı olmuştur. Videoların devamı için kanala abone olmayı unutma. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendine güzel bak.